Kılıcalı rekor bir bağış topladı. Tüm Türkiye onu alkışladı gerçekten. Yani 73 milyon toplandı. Çok müthiş bir rakam değil mi Ali abi? Müthiş. Sen de takdir ettin. Yani bir gecede bu Acun Ilıcalı'nın şahsına da güvenden kaynaklanıyor. Yani o yayının gücünden değil mi? Ancak gel gör ki Sayın İçişleri Bakanı ile konuşması en çok dikkat çekti ve gündeme oturdu. Acun Ilıcalı rekor bir bağış topladı. 73 milyon TL. Ama Sayın Bakan da bir bağışta bulundu. 20 bin TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle. Süleyman Soylu İçişleri Bakanımız. Şu konuşma çok dikkat çekti. Acun Ilıcalı diyor ki sizden de bir ricam var. Bu akşamki kampanyadaki önemli miktarı ki sizin bazı şeyleri yapacağınızdan asla bir şüphem yok ama depremzedelerin şartlarının daha iyi olmasını kullanılmasını rica ediyoruz. Şimdi bu vurgu çok konuşuldu. Bu ne kadar iyi bir uyarı da diyen var. Bak Acun paraların çarçur edileceğini biliyor. O yüzden bakanla bunu söyleme ihtiyacı duydu diyen de var. Sayın Bakan da isim vermeden bir açıklama yaptı. Yani paralar tabii ki depremzedeler için toplanıldı ve depremzedeler için gidecek diye ama Acun Ilıcalı'da haksızlık ediyorsunuz. Bu konuşma niye buralara çekildi diye bir sitemli paylaşım yaptı. Magazin noterimiz olarak sen nasıl yorumlarsın? Şimdi Acun'un yaptığı uyarının bir altyapısı var. Tabi ricasının isteğinin bir altyapısı var. Anlattığım gibi bu yıllardır toplanan deprem paraları nereye gittiği konusunda şeffaf bir açıklama yok. Sadece Cumhurbaşkanımız gerekli yerlere kullanıldı gibi bir genel açıklama yaptı. Vatandaşın da yani 99'dan bu yana her şeye deprem vergisi kondu, ödedik. Bundan da bir kaçarımız yoktu zaten. Cebimizden çıkan paranın nereye gittiğini de sormak hakkımız. Ama bunu isyan ederek değil de talep ederek buradaki ricanın isteğinde makul ve yerinde olduğunu düşünüyorum. Bunun egzajere edilmesini de doğru bulmuyorum. Yani bak paraları yiyecekler, çarçur edecekler imajına bürünmesini mi? Evet. Yani şimdi biz bir vatandaş olarak, birey olarak dışarıdan baktığımızda gördüğümüzle devletin tüm birimlerine ulaşan istekleri ne olduğu konusunda dünya kadar fark olabilir. Yani orada acil önlem neyse ona yönlendirilebilir. O senden gelen para, senden geldi bunları ev yapacaksın diye 70 milyonu bir tarafta tutmak yerine devlet acil olarak kullanıp sonra onu tamamlayabilir. Yani öyle bir kaydırmada yapabilir ama sonuçta hedefine ulaşması lazım. Bunun helal olması için hedefine ulaşması lazım. Ve o yardım yapan gönüllerin değil mi abi? İsterse 10 TL bağış yapsın. Evet. İsterse 1 milyon TL bağış yapsın. Mutmain olması lazım. O kadar sevdiğim bir kelimedir ki mutmain. Kalbin onaylamasıdır yani. Evet. Rahat, ferahlamasıdır. Bu insanların da ferahlaması lazım diye düşünüyoruz biz de. Şu 73 milyon TL bağış fotoğrafını paylaşımla Acun Ilıcalı'nın bir verir misiniz arkadaşlar? 947.292 beğeni. Aleyhoğlu'nun da beğenisi tabii ben seni takip ettiğim için abi hemen en başta sen görünüyorsun var. Pek çok ünlünün yorumu var. Murat Boz güzel ülkemin güzel insanları demiş. 40.390 yorum gelmiş fotoğrafa bile. Şeyma Subaşı ne demiş? Onun da yorumu var. Öyle mi? Sonsuz alkış demiş. Böyle emojiler koymuş arkadaşların veriyorlar. Türk bayrağı demiş. Şimdi bunu da şunun için önemsedik. Şeyma Subaşı'nın yorumu da pek çok ünlünün yorumundan daha çok like almış, bakılmış. Yani müthiş bir Şeyma Subaşı merakı var. Şeyma Subaşı ile Acun ne oldular merakı var. Bizim programdan sonra Şeyma Subaşı'nın açıklamalarından sonra abi acaba araları bozuldu mu? Acun ona kızdı mı? Vay Şeyma ile eskisi gibi mi diye de pek çok soru işareti var. Bunların hepsini bilerek aralarında da hiçbir sorun olmadığının göstergesidir. Aha bu paylaşım diyorum. Sen ne diyorsun? Olmadık yerden mi tutmuşuz kulağı bilmiyorum. Yok yani şu bir sorun yok. 73 milyonun altındaki yumruk ve Türk bayrağı aslında 83 milyon 82 milyonmuş tam nüfusumuz ne bazen değişiyor rakamlar.
tek yürek olabildiğimizin de göstergesi. Yine çatlaklar olmuyor mu, hainler olmuyor mu? Depremden sonra köylülerin bakmakla sıkıntı çektiği inekleri 6-7 bin liralık ineği 800-900 liraya kapmaya çalışan şerefsizler, hainler olmuyor mu? Oluyor işte. Ne bileyim, 500 liralık daireye 1000 lira, 2000 lira kira talep etmek gibi hainlikler, işte oraya gönderilen yardımlar var şimdi. Yani o kadar bot, o kadar kıyafet, o yani ben onların çok acil bir şekilde insanlara ulaşıp ısıtmasını dilerim gönlümden. Ortak kanaat şu, yardım kuruluşları Elazığ depreminde çok güzel bir sınav verdi. Ama şöyle de bir gerçek var. Beklenen İstanbul ve Marmara depremi şey gibi olmaz. İnşallah büyük olmaz da Elazığ gibi burada iki ayrı mahallede 3-4 tane bina. 71 bina toplamda yıkılan. Yani şimdi depremde. Altında enkazdan insan çıkarılan bina iki ayrı yerde vardı benim haberlerde. Sürsür mahallesinde. Tabii bir de, insanlar çıktıktan sonra yıkılan bina çok fazla. Evet yani yıkılan bina var da bina enkaz altından insanın alındığı, yardım elin uzatıldığı binalar 3-4 tane. Ama abi orada 71 bina yıkıldı. İstanbul'da olsa binlerce, ha, binlerce binanın yıkılacağı yani söyleniyor. Yani bu kadar kolay sınav veremeyebiliriz. Onun için bir an önce yapı stoğumuzun güçlendirilmesi lazım. Yani acilen. Evet, acilen, acilen, acilen. Neyse, Seren olay yerinden diyor ya, ya bu toplanan yardımla Elazığ yeniden inşa edilir diyor. Hadi bakalım, bari Elazığ bir daha aynı şeyi yaşamasın.